Hayal Edebiyat'ta 61 günde kampımızın 25. gününe geldik. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, tam gaz devam edeceğiz. Durmak yok. Ta ki Haziran'a kadar, ta ki edebiyat fulleyene kadar biz çalışmaya, ince noktaları vermeye devam edeceğiz. Hayal Edebiyat sizi her zamanki gibi çok ama çok seviyor. İyi ki aramızdasın. Başın düşerse dara, sıkıntı yok. Ayarla Edebiyat'ı ara. Bir tıkla da alttan beğenirsen ve abone olursan bizi çok 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 memnun ve müteessir edersin arkadaşım. İyi ki varsın diyorum ve derse başlıyor. Şimdi bugünkü konumuz divan şiirinde akımlar. Hocam, akımlar dediğimiz şey, yani ben akım kelimesini gördüğümde hemen aklıma böyle sembolizm, klasizm, parnasizm gibi akımlar geliyor diyebilirsin. Ancak bunlar Batı edebiyatından alınan akımlar. Bir de bizim daha önce divan şiirinde kullanmış olduğumuz akımlar var arkadaşlar. Bunlar birbirine çok zaten benzemezler. Divan şiirinde şimdi bugün 4 tane akımdan bahsedeceğiz. Ve bu akımlar yine bizim için önemlidir. Özellikle temsilcileri çok 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 önemlidir ve çok sık karşımıza gelir. Şimdi bu akımların birincisi türkü basit. Bakın adından hemen çıkarın bunu arkadaşım. Sıkıntı yok. Bak, basit türkü, yani basit Türkçe. O zaman buradaki akım ya da bu akım sana basit Türkçe anlamına gelecek ve böyle basit Türkçe ise herkesin anlayabileceği, sade, anlaşılabilir bir Türkçe kullanılması gerek diye hemen onu zihninin bir tarafına yerleştir. Bakalım özelliklerine. Türkçe basit, evet, basit Türkçe anlamına gelir. Bu hareket sadece Türkçe sözcüklerle ya da çok az yabancı sözcük kullanarak şiir yazma amacıyla ortaya çıkmıştır. He. Demek ki bu akımda en önemli nokta şu. Diyor ki biz yabancı sözcükleri boş verelim abi. Aklıma 1911'deki Yeni Lisan makalesi birdenbire nedense geldi. Orada da buna benzer bir ifade var idi arkadaşım. Türkçe sözcüklerle sade şiirler yazma gayreti 16. yüzyılda yabancı sözcüklerin iyice yoğunlaştığı divan şiirine yeni bir nefes getirmek amacıyla. Biliyorsunuz ki özellikle 16. yüzyıldan sonra Osmanlı Türkçesinin de etkisiyle beraber dile Arapça, Farsça kelimeler ve tamlamalar tamamıyla yerleşti. İşte bu kişiler, bu akımı savunan kişiler yeni bir nefes getirmek amacıyla türkü basiti başlatıyor. Peki bunlar kim? Aydınlı, Visali, daha sonra Tatavlalı, Mahremi var burada arkadaşlar ve Edirneli Nazmi. 3 tane önemli isimden özellikle bahsedeceğim. Şimdi bakın, bu Aydınlı, Nazmi, Edirneli, Tatavla'da İstanbul'da bir semtin adı o dönemler. Şimdi demek ki bu 3 kişi türkü basit akımının Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri. Bu sanatçılar Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar yerine Türkçe sözcükleri tercih ettiler. Divan edebiyatının kalıplaşmış ifadelerini, yani mazmunları kullanmadılar. Onların yerine halk dilinde var olan deyim ve mecazlara yöneldiler. Deyim ve mecaz deyince, özellikle deyim ve atasözleri deyince hemen aklıma Necati geldi divan şiirinde. Bu da hemen notlarınızın arasına ekleyin. Yani deyim görünce, atasözü görünce hemen Necati'ye gideceksiniz. Aruz ölçüsüyle ve divan edebiyatının azın biçimleriyle sade şiirler yazdılar. Bakın, demek ki aruzdan ve divan edebiyatının azın biçimlerinden vazgeçmediler. Türkü basit hareketi güçlü sanatçılar tarafından desteklenmediği için geniş yankı uyandırmamış ve kısa sürede etkisini yitirmişti. Yani arkadaşlar, türkü basit akımına Fuzuli, Baki, Nabi, Nefi, Şeyh Galip vesaire gibi önemli divan edebiyat sanatçıları ne yapmamış? Destek vermemiş. Destek vermediği için de kısa sürede etkisini yitirmiştir diyebilirim. Türkü basit hareketi sade bir dille şiir yazma amacı gütmesi yönünden Tanzimat'ın birinci dönemi ve Milli Edebiyat dönemine benzerlikler gösterir demişiz. Geldim ikinci akıma ve Sebki Hindi akımı daha çok sorulan, yani akımlar içerisinde daha çok sorulan bir akımdır Sebki Hindi akımı. Ben Sebki Hindi akımını türkü basitin tam tersi olarak düşünüyorum arkadaşlar. Niye? Oradaki basit Türkçenin yerine burada biraz daha ağır, mecazlarla, çağrışımlarla, imgelerle vesaire dolu bir dil kullanılmış. O yüzden birbirine taban tabana zıt gibi duruyorlar. Bakalım
Hint tarzı, Hint üslubu anlamına gelen Sebki Hindi akımı edebiyatımıza 17. yüzyıldan itibaren etkisini göstermeye başlamış. Bakın orada 16 vardı, burada 17. 17. yüzyılda Hindistan'a seyahat eden İranlı şairlerin başlattıkları mecaz ve çağrışımlarla süslenmiş bir şiir. Mecaz var, çağrışımlar var. O zaman ağır bir dil var burada arkadaşım, unutma. İranlı şairler Hindistan'a gidiyorlar, orada görüyorlar, onlar başlatıyorlar. Demek ki biz de onlardan taklit yoluyla alıyor olabiliriz. 17. ve 18. yüzyıl divan şiirine damgasını vurmuş olan Sebki Hindi akımının edebiyatımızdaki temsilcileri yenilik ve ince anlam bulabilme arayışı içerisindedirler. Çok fazla soru çözdürmez bana. Hayal gücünü ön plana çıkarmak. Demek ki burada hayal gücü var. Daha sonra çağrışımlar var. Kavramların anlatımında yeni benzetmeler, yeni benzetmeler var. O zaman bu üç kelime Sebki Hindi'de önemli. Hayal gücü, çağrışımlar ve yeni benzetmeler. Unutmayın arkadaşlar, divan şiirinin kalıplaşmış mazmunlarına bakın, yer verilmez. Burası da önemli. Bu kadar şey varken, hayal varken, yeni benzetmeler, çağrışımlar varken divan şiirindeki o kalıplaşmış mazmunlara yer verilmiyor. Onun yerine yeni yeni benzetmeler kullanıyorlar. Özellikle gazel türünde etkili olan Sebki Hindi'nin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi 18. yüzyıl şairi Şeyh Galip. Zaten Sebki Hindi deyince Şeyh Galip'i bilmiyorsan sınava gitmene gerek bile yok. Alınma, alınmaca, gücenmece yok arkadaşım. Ben burada sana lazım olan şeyi söylüyorum. Ondan sonra hocam ne demek istedin, sınava gitmeyelim mi falan filan diye yorumlar yapabiliyorsunuz. Yok, sıkıntı yok ama arkadaşım ne demek istiyorum sana? Yani bunu bil. İronili bir şekilde ben sana söylüyorum. Bunu bil arkadaşım. Bunu sana soracaklar. 17. yüzyıl divan şairlerinden Naili, daha sonra Neşati, yine Nefi'yi bu gruba koyabilirim gibi şairler bütünüyle bu akım içinde yer almamakla birlikte Sebki Hindi'den etkilenmişlerdi. Tamamıyla bu akım içerisinde yer alan kişi Şeyh Galip'tir arkadaşlar. Naili, Neşati, Nefi gibi şairler de yine etkilenmiştir diyebilirim. Tamam, Sebki Hindi'yi de hallettim. Geliyorum mahallileşme akımına. Mahallileşme akımı da mahalleden aklımızda kalabilir. Bakın, genel olarak yaşanılan coğrafyanın, sosyal hayatın, gerçek olayların şiire aksetmesi yine dilde sadeleşme ve yerli nazım biçimlerini kullanmaya yönelme olarak tanımlanabilir. Bir nevi türkü basite dilde sadeleşme olarak benzeyebilir. Ancak buradaki asıl fark yaşanılan coğrafyanın, yaşanılan bölgenin sosyal hayatının olaylarının şiirde anlatılması arkadaşlar. Türkü basite arasındaki fark bu. Ve bunları yaparken de evet, dilde sade, dili sade olarak kullanıyorlar ve yerli nazım biçimleri. Yerli nazım biçimi dediğimiz şey nedir? Mesela tuyudur, mesela şarkıdır ki en önemlisi zaten burada şarkı. Halk edebiyatına ait söyleyişlerle divan edebiyatı söyleyişinin kaynaşmasından doğan bir harekettir. İstanbul burada çok önemlidir. İstanbul yaşayışı, zevk ve eğlencesi, dil ve anlatım özellikleriyle her yönden şiire dahil olmuştur. Divan şiirinin soyut dünyası yerine artık günlük yaşamı yansıtan somut konular işleniyor. Bir nevi bakın bu halk şiirinin zaten özelliği. İran etkisindeki divan şiiri yerli bir şiir zevkine kavuşuyor mahallileşme akımıyla beraber. O yüzden edebiyatımızda yine önem arz ediyor. Bu akımın etkisiyle Nedim 18. yüzyılda hece ölçüsüyle türkülerde ne yapıyor, yazıyor. Zaten Nedim deyince aklıma hemen şarkı da geliyor idi değerli arkadaşım. Ki mahalleleşme akımının en önemli temsilcisi de yine tabii ki Nedim'dir. Evet, yavaş yavaş bitireceğiz. 18. yüzyıla gelinceye kadar bakın Necati Bey, Baki, Taşlıcalı Yahya gibi pek çok şair mahalli unsurlara değişen oranlarda yer vermiştir. Ancak 18. yüzyılda Nedim hepsini unutturup bu işin en kralını yapmış. En başarılı örneklerini, en güzel örneklerini vermiş. Öyle ki mahalleleşme denince akla gelen ilk isim her zaman Nedim olmuştur. Nedim şiirlerinde Lale Devri'nin renkli hayatını, yaşadığı yer olan İstanbul'u, gerçek yönleriyle, tarihi olayları ve kişileri de bütün canlılığıyla, sade bir Türkçe ile anlatarak mahalleleşme akımının temsilcisi olmuştur. Zaten bunu da anlatılanlar neydi arkadaşım? Mahalleleşme akımının özellikleriydi. Bu akımın bir diğer temsilcisi 19. yüzyılda Enderunlu Vasıf'tır. Yine Enderunlu Vasıf'ın şarkıları var.
Hatta en çok şarkıyı yazan kişi diyebilirim. Divan şiirine Türklerin kazandırdığı şarkı nazım biçimi mahalleleşme hareketinin etkisiyle yine ortaya çıkmıştır. Evet, şimdi geldim son akımıma. Bu da hikemi akım, hikemi tarz, hakimane tarzda buna diyebilirsiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız gazeli anlatırken işte aşıkane gazel, şuhane gazel, rindane gazel ve hikemi gazel diye türlere ayırmıştık. Bu hikemi zaten onunla benzerlik gösteriyor. Yine burada asıl amaç didaktik, yani bir şey öğretme amacı var, bilgi verme amacı var arkadaşlar. Hikemi şiir veya hakimane şiir ise düşünceye ağırlık veren, amacı okuyucuyu uyarmak, düşündürmek, aydınlatmak olduğu için daha doğru bir ifadeyle insana doğruyu, güzeli göstermeyi amaçlar ve didaktiktir dediğim gibi. Bakın, demek ki hikemi şiir diğerlerinden tamamıyla ayrıldı. Türkü basitte basit Türkçe vardı. Tepki Hindi'de işte Hindistan'dan İranlı şairler gidip bir şeyler aldı. Yeni çağrışımlar, yeni benzetmeler var. Mahalleleşmede yerlileşme var. Hikemi'de ise asıl amaç okuyucuya bilgi vermek, okuyucuyu uyandırmak veya uyarmak, düşündürmek. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu tarzın edebiyatımızdaki en önemli ve en güçlü temsilcisi 17. yüzyıl şairi tabii ki Nabi olması gerekiyor. Nabi'nin yine hayriyesi vardı. Bundan dolayı hikemi şiir Nabi Okulu diye de adlandırılır. Bu tarzın diğer temsilcileri Sabit, Sami, Seyit Vehbi, Koca Ragıp Paşa gibi isimlerdir. Ancak bunları bilmenize gerek yok. Karşınıza çok zor çıkar. Ben seni boş şeylerle uğraştırmayı istemem, sevmem değerli arkadaşım. O yüzden ben ne biliyorsam sana da onu vermeye çalışıyorum. Ayarlı edebiyattaydın. Güzel bir ders oldu. Sık sık karşımıza buradan sorular geliyor. Denemelerde, soru bankalarında vesaire. O yüzden burayı genel hatlarıyla bu şekilde çizdik. Siz de notlarınızı lütfen alın ve yarın yine burada inşallah olun. Diğer derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.